Mehmet Yılmaz, T24 Gevezelik için mükemmel bir konu. Tamamen dışarıdan bakan bir gazeteci olarak söyleyebilirim ki CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olması artık çok büyük bir ihtimal. Ve şunu da söylemeliyim ki bugün CHP çatısı altında olup da adaylık için adı geçen diğer iki kişiye oranla, Kemal Kılıçdaroğlu'nun sahip olduğu vasıflar bu iş için daha uygun görebildiğim kadarıyla muhalif kamuoyunun kafası son derece karışık. Bir tarafta kim olursa olsun Erdoğan'ı yenecek bir aday olsuncular var. Bunlar için adayın vasıflarının bir önemi yok. Bu görev için yeterli midir? Yoksa Türkiye'nin başına ikinci bir Recep Tayyip Erdoğan felaketi mi gelir sorusunu kendilerine sormuyorlar. Sormamalarının nedeni de verecekleri yanıtı içten içe bildikleri halde bunu duymak istememeleri. Diğer tarafta seçilecek adayın bazı vasıflara sahip olması gerektiğini düşünenler var ve ancak sesleri de hayli cılız. Bu normal. Çünkü bizim memlekette karizma iş yapar diye bir inanç var. Vasıflı insanların bir karizmaya sahip olamayacakları gibi bir inanç mı geliştirdik acaba zaman içinde? Oysa Süleyman Demirel'in vasıfları vardı, kendince bir karizması da. Recep Tayyip Erdoğan'a kadar Türkiye'yi yönetenlerin müktesebatları pek tartışılmadı. İyi yönettiler, kötü yönettiler, bunu tartışmıyorum. Ancak okudukları okullar, devlet içinde geçirdikleri tecrübe yılları, mesleki geçmişleri tartışılmayacak kadar Türkiye ortalamasının üstünde insanlar tarafından yönetildik. Bülent Ecevit'i belki onlardan ayırmak gerek çünkü onun karizması müktesebatının önündeydi diye düşünüyorum. Şimdi karizmatik bir liderimiz var ve Türkiye'nin durumuna bakın kendini iktisatçı zannettiği için ekonomi duvara çarpmış durumda. Dış politikada oradan oraya savruluyor. İçeride ise tam bir otokrat görüntüsü çiziyor. Geçen 72 yıldan sonra TC bir kez daha tek parti devletine dönüştü ve önümüzdeki 5 yıl Türkiye'yi yönetecek bir kişiyi seçeceğiz. Erdoğan seçilirse ne olacağını biliyoruz. Bugün Türkiye nasıl yönetiliyorsa öyle yönetilmeye devam edecek daha iyi bir yönetsel beceri göstermesini beklememiz için bir neden yok. İdeolojik bagajları nedeniyle daha da uca savrulma ihtimali de var. Onu dengeleyecek olan şey meclisteki çoğunluğun muhalefete geçmiş olması olabilir sadece. Bu başka bir tablo elbette ve kaçınılmaz olarak bir erken seçimle neticelenecek bir seçim geçirmiş oluruz. Tablo böyle gerçekleşirse. Diğer senaryo ise muhalefetin adayının kazanması. Parlamento'da yine bugünkü muhalefetin çoğunluk olacağı artık belli sayılır. Adayın sahip olduğu vasıflar meselesi tam da bu noktada öne çıkacak. Muhalefet koalisyonu dağıtmadan, kırmadan, dökmeden günlük işleri yürütmek, Erdoğan'ın bir tek parti devletine dönüştürdüğü devletteki yıkımı restore etmek, yıkımı restore etmek zaman zaman sert çatışmalara yol açabilecek unsurları içinde barındırıyor. İşte o noktada vasıflarının yanında karizmasını da kullanarak kitleleri arkasına alacak birisi lazım. Kim olursa olsun seçimi kazanacak birisi olsuncuların kolayca yanıtlayamayacağı bir mesele bu. Bize vasıflı adam lazımcıların çıkmazıysa gösterecekleri adayın Erdoğan'la yarışacak popüliteye sahip olup olmadığı. Gördüğünüz gibi üzerinde boş boş saatlerce konuşabileceğimiz bir konu bu. Bakalım hangi görüş ağır basacak? Kim olursa olsun Erdoğan'ı yensinciler mi? Geleceği kurtarmak için vasıflı insan gerekliciler mi? Bu talimat işe yarar mı? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti içinde altılı masayla ilgili konuşmalar yapılmasını yasaklamış. Bunda ne kadar başarılı olabileceğini göreceğiz. Çünkü hıyarım var diyene tuz bende diye koşan çok sayıda CHP ileri geleninin olduğunu biliyoruz ileri gelen derken lafın gelişi işte. Zaman içinde şu ya da bu nedenle kamuoyunun önüne çıkan ismi biraz duyulur olan herhangi bir CHP'liden söz ediyorum. AKP propaganda makinesinin hedeflerinden biri de zaten bu damara yüklenmek. Yeniden görünür olmak hoşlarına gittiği için de kendilerine temel şu soruyu sormuyorlar. Niye beni çağırdılar? Bu soruyu sorup kendilerine samimi yanıt vermiş olsalar Kılıçdaroğlu'nun da böyle bir talimat vermesine gerek kalmazdı sanırım ama talimatın sonucunda da o kadar emin değilim. Bu tiplerden CHP'de o kadar çok var ki. İnsan utanır yahu. Tuğrul Er Yılmaz'ın basın kartı Fahrettin Bey'in başında olduğu kurum tarafından iptal edilmiş. Tuğrul'u 12 yıl öncesinde Ankara Günlerimizden beri tanıyorum. Birlikte de toplamda uzun sayılabilecek bir süre değişik yayınlarda çalıştık. Nokta, tempo, radikal, milliyet. Böyle yayınlarda bir gün dahi çalışabilecek vasıflara sahip olmayan Fahrettin Bey'in müktesebatı, Tuğrul Er Yılmaz'ın gazeteciliğini tartışmaya dahi müsaade etmez. Tuğrul bu işte birincilikte sayılırsa Fahrettin Bey ve benzerlerinin oynayacağı yer kum havuzudur. Belli ki bu arkadaşlarda artık utanma duygusu diye bir şey de kalmamış. Partizanlık yüzlerindeki bütün sinir uçlarını kör etmiş ki yüzleri bile kızarmıyor. Bu idari bir karar olduğu için Tuğrul'un avukatları idare mahkemesinde dava açacaktır diye tahmin ediyorum. Bakalım Türkiye'de hukuk var mı? Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.